Cümleten selamun aleyküm. Evet arkadaşlar, soy ağacımız başarılı bir şekilde bitti. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bir tanıtım videosu çekeceğim sizlere kolaylık olsun diye. Aslında sistem çok kolay ama mantığını burada size anlatacağım. Siteye üye olmak tamamen ücretsiz. Ben şu an üye olacağım siteye. Şifremi yazıyorum. Ve elimi yazıyorum. Kaydırı tıklıyorum ve kaydoldum. Buraya giriş bölümündeyiz şu an. Gir diyorum. Şu an siteye üye olup giriş yaptım. Yapmam gereken yeni soy oluştur. Tıklıyorum. Buraya bir soy başlığı örnek veriyorum. Beyaz damızlık. Damızlık 1 yazıyorum. Burayı seçerseniz herkes damızlıklarınızı görebilir. Damızlıklar hakkında bilgi edinebilir. Burayı boş bırakırsanız kimse göremez. Sadece siz görürsünüz. Siz de nasıl görürsünüz? Damızlığınızın adını veya seceresini şurada soy arama bölümüne yazarak, bakın buraya ben yazıyorum, bir sürü soylar eklenmiş burada. Bir sürü soylar eklenmiş. Kullanıcılarımız soylarını ekliyor. İşte soy takibi yapmaya devam ediyor. Neyse, benim eklediğim baş damızlık buraya geldi ve boş. Ben buraya şimdi canlı ekleyeceğim. Yeni canlı ekleyi tıklıyorum. Burayı boş bırakıyoruz. Burayla işimiz yok. Beyaz damızlık 2 olarak seçiyorum. Seceresine giriyorum. 20U olarak ben şey istiyorum. Seçiyorum onu. Eşleştiği olarak işaretliyorum. Erkek olarak şey diyorum. Buraya hemen geldi. Artıya tıklıyorum. Beyaz dişi. Seceresini 21U yapıyorum. Dişi eşleştiği olarak şey diyorum. Şuradan herhalde resimde seçebilirim. Mesela resim seçeyim. Gönder diyorum. Dişisi de yanına geldi. Hemen aynı sistem, zaten mantık hep aynı. Yavru beyaz. Secere 22U. Erkek çocuk olarak bırakıyorum burayı. Bunu seçiyorum. Gönder diyorum. Yavrusu geldi. Tekrar ekliyorum. Mantık hep aynı. Seceresini 23 yapıyorum. Çocuk olarak şey diyorum. Bu şekilde geldi. Şimdi ben bununla bunu, hani diyorlar ki yavruları hani nasıl eşleyeceğiz? Burada yavruları nasıl eşleyeceğimizi anlatacağım. Sistem bu şekilde devam ediyor. Şimdi bunları ben bir damızlık yapacağım için bunlara bir kategori açmam lazım. O yüzden buraya yeni soy oluşturu tıklıyorum. Buraya yavru damızlık 2 olarak yapıyorum. Kaydediyorum. Şimdi ana sayfaya geliyorum. Benim yavru damızlığım
2 buraya geldi. Hemen buna geliyorum. Yeni canlı ekliyorum. Çünkü erkekle dişi eklemem lazım. Yani anne ile baba eklemem lazım. Erkek beyaz. Beyaz. Seceri satıyorum. 25. Ebeveyn olarak seçiyorum. Resmini seçiyorum. Gönder diyorum. Üstüne geliyorum. Artıya tıklıyorum. Dişisini ekleyeceğim. Beyaz. Dişi. Yavru. Burada da eşleşti. Seceresi 25 yapıyorum. Dişi. Gönder diyorum. Dişisi de yanına geldi. Bunlar şu anda oldu bir takım. Ve benim baş damızlıklarım, beyaz damızlıklarım 1. Ve bunlar da o yavrular. Şimdi ben bunları eşleyeceğim birbirine. Şurada insan ikonu var. Tıklıyorum. Beyaz. Bir dakika. İsmini ne yapmıştım? Pardon, ismini unuttum onların. Bir dakika. Yavru damızlık 2 olarak yapmışım. Buraya şunu tıkladığımız zaman yavru takım 2 gönder diyoruz. Başarılı bir şekilde oluştu. Yavrularda bu şekilde işleyebiliyoruz. Mesela şu bu yani bu yavru bu da bu. Bunları isimlerini siz belirleyebiliyorsunuz. Yani bu yavru bu dişi bu yani bunlar artık bir damızlık oldu. Yani bunlar da artık üreyebilir. Ekle diyorum yavru ekleyeyim. Mesela burayı istediğiniz yazabilirsiniz. Ben deneme yapayım. Deneme. Dişi, çocuk. Falan fıstık onların hepsi zaten biliyorsunuz. Gönder diyorum. Tak altına yavru olarak geldi. Mesela kuşların bilgisini öğrenmek için böyle tıklıyorsunuz. Bilgi, burada bütün bilgileri çıkıyor kuşların. Eğer siz yazarsanız. Şöyle yapıp geriye gönderebiliyorsunuz eğer bilgisayar kullanıyorsanız. Tekerle ileriye geri getirebiliyorsunuz. Bilgisayar telefonda kullanıyorsanız elinizle yaklaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. Bunu buraya taşıyabiliyorsunuz istediğiniz yere. Mesela bu damızlığın yavruları bunlar. 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 Altındaki yavrusu yani bu şekilde soy devam ediyor. Yani soy birbirinden kopmuyor. Hiçbir şekilde. Ya işte bu belli olmaz. Ben nasıl yapacağım? Ne seçeceğim? İşte ben başka kuşumun başka damızlıktan işte beyazları ekledim diyorsanız mesela burada dişi eğer başka bir soydansa buraya geliyorsunuz. Kuşun mesela açıklamasında mesela buraya becerilerini yazabiliyorsunuz. Kuşlu yarışmayı uçurabiliyorsunuz. İlgili alanları, biyografisi. Boz takım atıyorum 15. 155. SCR'di boz dişi eşi beyaz beyaz damızlık yavrusu SCR'si 15 olarak yazarsanız tamam ben size burada her şey detaylı bir şekilde şimdi ben yazdım bunları. Şu kuş için yazdım ben. Pardon bir dakika. Ne hangisini yazmıştım? Şuna mı yazmıştım? Kaydetmedim herhalde onu ben ya. Ha, biyografisi bak buraya geldi pardon. Şimdi bu kuşun mesela dişi başka dişi
Beyazlardan değil de başka bir soyun kuşu. Buraya geliyorsunuz. Biyografi notları yazıyor. İşte boz, takım, işte bilmem ne. Buraya açıklamasını yazarsanız ne unutursunuz, ne hiçbir şey olur. Bu şekilde soy devam eder. Kana, başka bir kan girdiyseniz bunlara yazacaksınız. Zaten kuşların resmini koyarsanız, kendi beslediğiniz kuşların resmini koyarsanız daha net, daha bilgili, daha anlayışlı olur. Yani bu şekilde devam ediyor. Mantık bu. Mantık bak. Buraya da geldiğiniz zaman, bu bölüme de geldiğinizde sadece tek yavru var. Ama baş kana, yani ilk damızlığa geldiğin zaman burada ne kadar soy eklersen, bu damızlığa bağlarsan, bak mesela şunlar bizim ilk yavrularımız. Ana sayfaya geliyorum. İlk yavrularımız. Bunlar. Yani çok kolay bir sistem, çok yarayışlı bir sistem. Buradan yenilik soy oluşturuyorsunuz. İşte beyazınızı, arabınızı, bozunuzu, işte hangi renk. Burada sadece güvercin değil, köpeğinizin, işte muhabbet kuşunuzun, beslemiş olduğunuz tüm canlıların soy takibini burada yapabiliyorsunuz. Resimlerini ekleyebiliyorsunuz. Bilgilerini yazabiliyorsunuz. Burada detaylı bilgi yazarsanız hem sizin için hem soyunuza bakmak isteyen insanlar için daha iyi bilgi vermiş olursunuz. İnşallah sistemimizi beğenirsiniz, kullanırsınız. Bu sistem ben daha çok geliştireceğim. Böyle kalmayacak. Çok farklı şeyler olacak. Yani bu sistemi mutlaka kullanın ve ben bu siteye bu zamanda üye olup da soyunu bilmem nesini ekleyerek bu sisteme destek veren kişileri ilerleyen zamanlarda bu sitede çok farklı yerlere getireceğim onları. Benle beraber mücadele eden, burada çok sevdiğim abilerim, kardeşlerim var, uğraşıyorlar. İşte soylarını takip ediyorlar, eşine dostuna söylüyorlar. Yani sistemin ileriye gitmesi için onlar da elinden gelen her şeyi yapıyor. Ve ben de onlara zamanı geldiğinde çok büyük güzellikler yapacağım. Ve sponsorlu reklamlarımız falan her şeyimiz hazır. Sadece onaylanmasını bekliyoruz. Sadece onaylanmasını bekliyoruz. Buradan da göstereyim onu size. Reklam bürosu standart diyor. Yani bu reklamın onaylanmasını bekliyoruz. Şu anda beklemede reklam. Yani bugün veya yarın bu reklam oluşacak. Reklamımız da bu. Artık bu Google reklamı, YouTube, Facebook, Instagram gibi reklamlara da başlayacağız. Cümleten Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sistemimizi eşinize, dostunuza önerin.